Aa, ne kadar ilginç. Bakın arkadaşlar, burada ne kadar güzel böyle upuzun saçlı bir kız var. Biraz bana da benziyor değil mi? Ama onun saçı uzun, benim saçım kısa, öyle değil mi? Çok merak ettim, senin saçın uzun mu, kısa mı? Ha, harika! Ha, ne oldu Pembik? Liko ile Uçuş bir ağacın tepesinde asılı kalmışlar. Aa, nasıl olur? Bilmiyorum ama kılavuz geldi, haber verdi bana da. Nereye dal? Hemen ormana doğru gel dedi. Tamam, hemen gidelim Pembik. Şimdi o zaman uzun yeşil ağacı bulmamız gerekiyor. Hadi bulalım. Tüm çocuklar düş yeri hep indiriyor. Hadi sen de indir. Ben uzun ve yeşil bir ağaç göremiyorum Pembik. Ben de göremiyorum. Siz uzun yeşil bir ağaç görüyor musunuz arkadaşlar? Bak, arkadaşlarımız da göremiyorlar. Bir de şu tarafa bakalım. Burada uzun yeşil bir ağaç var mı? Aa, bak Pembik, işte yeşil bir ağaç. Ama Liko nerede? Liko ile Uçuş burada değil Leli. Çünkü bu uzun bir ağaç değil Pembik. Yani evet, yeşil bir ağaç ama uzun değil. Liko'nun bize ihtiyacı var ve biz onu bir türlü bulamıyoruz. Nerede bu uzun yeşil ağaç? Liko, sesimi duyuyor musun? Evet, buradayım Leli. Yukarı bakın. Ha? İşte o uzun yeşil ağaç. Nasıl da görmedik. Düşündüğümden çok daha uzunmuş bu ağaç Leli. Evet, görüyor musunuz? Liko da Uçuş'la orada. Seni bulduk Liko, merak etme. Sana yardım edeceğiz. Evet, uzun yeşil ağacı bulduk. Bu kısa yeşil ağaç, bu uzun yeşil ağaç. Kısa, uzun. Liko uzun yeşil ağacın en tepesinde, bakın. Liko, iyi misin? Nasıl oldu da Uçuş ile orada kaldınız? Leli, Uçuş bozuldu. Ben de bu ağacın tepesine zorunlu iniş yaptım. Ama şimdi Uçuş'u buradan nasıl indireceğimizi bilemiyorum. Dur, ben yanına geliyorum Liko. Çok uzun bir ağaçmış bu Pembik. Tırmağı tırmağı bitmedi. Hadi Leli, az kaldı. Bu. Ne olurdu şuradaki kısa ağaçlara konsan Liko. Ancak burayı inebildik işte Lili. Peki nasıl indireceğiz Uçuş'u buradan? Gerçekten çok ağır Uçuş. Şöyle tutup aşağı indirsem dedim ama yapamıyorum. Buna bir çözüm bulmalıyız mutlaka. Uçuş'u burada onaramam. Aşağı indirip kuleye götürmem lazım ki onarabileyim. Düşünelim bakalım. Onu buradan nasıl indirebiliriz? Aklıma bir fikir geliyor aslında. Nedir?
nedir Leli, söylesene. Şimdi uç uçu buradan aşağı itsek yere çarpar ve yaralanır değil mi? Evet, kesin yaralanır. Çünkü bu ağaç çok uzun. Uzun olduğu için de şu an hepimiz çok yüksekteyiz. Evet, buna asla izin vermem. Tamam, ben de uç uçu aşağı itelim demiyorum Liko. Kılavuz ve Pembik uçabiliyorlar. Pembik tek başına kaldıramayabilir ama kılavuz da gelirse ikisi beraber kaldırıp onu yavaşça aşağı indirebilirler bence. Aa, denememiz lazım Lili. O zaman kılavuzu bulalım bir an önce. Tamam, ben gidiyorum, bulurum, siz burada kalın. Tamam. Şeyleri unutmadın mı? Unutmak mı? Ne vardı, bir dakika. Ha evet ya. Liko uzun ve yeşil bir ağacın üstüne kala kalmıştı. Ona yardım edecektim ki uyuyakalmışım. Ay çok üzüldüm şimdi. Üzülme canım, biz bulduk Liko'yu. Ama sana ihtiyacımız var. Sen olmadan uç uçu indiremiyoruz. Tamam hadi gidelim Pembik. Liko, Leli merhaba. Seni burada unutup uyuyakaldığım için özür dilerim Liko. Sorun değil kılavuz. Uçucu buradan aşağı indirmek için bir fikrin var mı? Evet, harika bir fikrim var. Bana çok uzun bir ip lazım. İp mi? Ben hemen getiririm. İp ne yapacaksın kılavuz? Birazdan gelirsiniz Liko. İşte bir ip. Ama bu ip kısa Pembik. Bana uzun bir ip lazım. Hem de çok uzun. Peki bakayım bir. Kılavuz bu ipten daha uzun bir ip istiyor. Bu ip kısa. Bu nasıl kılavuz? Evet, bu ip daha uzun kılavuz. Bu ip kısa, bu ip uzun. Ama bizim işimize yarayacak kadar uzun değil Lili. Pembik, bize daha da uzun bir ip lazım. Ay tamam, geliyorum şimdi. Uzun ip, kısa ip. He? Lili, hadi bize kısa uzun şarkısı söyler misin? Aa tamam. Benim güzellik o istersen söylemez miyim? Hadi arkadaşlar hep beraber. İşte bir ip var burada, ne kadar kısa. Bu ipin ucuyla bu ipin ucunu birbirine bağlayacağım. Lili, Liko, Pembik, siz aşağı iner misiniz? Aa tamam. Tamam. Şimdi bu ucu çok sıkı tutun. Ben uçucu aşağı iteceğim. Siz de ipi sıkıca tutup onun düşmesini engelleyeceksiniz. Uçucu yavaşça aşağı indireceksiniz. Anladınız mı? Evet kılavuz. Tamam, hazırız hadi. Harikasınız, ben de geldim. Hadi yavaş yavaş bir salalım şimdi. Uç yere iniyor. İşte iniyor uç uçumuz. Başardık, sorunlar biz ördünüz. İşte iniyor uç uçumuz. Başardık, sorunlar biz ördünüz. Bir, iki, üç, dört. Yaşasın, aşağı in. İşte indirdik. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar.
arkadaşlar. Uç benim için çok değerli. Şimdi onu götürüp onamam gerekiyor. Ama nasıl götüreceğim bilemiyorum. İpi tutuşa bağlayıp onu onaracağın yere götürebiliriz Liko. Tabii ya. Bağladım bile. Ha? Gel hadi abla Liko. Tamam Neli. Hepinize tekrar teşekkür ederim. Görüşürüz arkadaşlar. Hadi Liko. Güle güle. Güle güle Liko. Güle güle. Hop, hop. Ha? Topum, topum. Ha? Topum. Pisicim, top yüzüme doğru geldi. Biliyorum ama başka topum yok. Lütfen ağlama, üzülürüm ben. İyisi mi ben sana bir top bulayım? Ne oldu sana? Niye ağlıyorsun? Bak ben de ağlarım şimdi. Sen niye ağlıyorsun? Sen ağlıyorsun diye. İlahi puan, şimdi de gülüyorum. O zaman ben de gülerim. Niye ağlıyordun pisi? Topum patladı. Buna mı üzüldün pisiciğim? Hiç eşya için böyle ağlanır mı? Hem benim topum var, getiririm sana. Birlikte oynarız. Ama ben topumu çok seviyordum. Seni anlıyorum. Ama eşyalarımız zarar görebilir. Bunun için kendimizi bu kadar üzmemeliyiz. Hem benzer bir topu yeniden alabilirsin. Kara karga getirecek zaten. Ne? Yoksa kara karga mı patlattı topunu? Hayır, hayır. Aslında top kara karganın gagasına çarpınca patladı. Öyle mi? Ay. Kara karga, canı acıdı mı acaba? Bak merak ettim şimdi. Aa, bu benim aklıma hiç gelmedi Pan. Ben topuma patlamasında onun canını acıdı mı diye sormadım bile. Dur sıkma canını hemen. Nerede şimdi? Bana top bulmaya gitti. O halde kara kargayı mutlu edecek bir şey hazırlayalım. Zaten kolayca top bulamaz. Neden? Gagasıyla patlatıyor da ondan. Kara karga en çok ne sever? Tabii ki yemek yemeyi. Doğru. Yemek yapmak çok zamanımızı alır. Ben yanımda getirmiştim. Yapmamıza gerek yok. Annem evden çıkarken verdi. Karnım acıkırsa yersin demişti. Senin kendi yemeğini kara kargayla paylaşmak istemem de. Çok güzel bir davranış. Teşekkür ederim Kisi. Kara karga bunlar çok güzel toplar. Hem de patlak değil. Topunu patlattığım için çok üzgünüm pisi. Asıl ben senin canının acıdığını sormadığım için çok üzgünüm. Nasılsın, gagan acıyor mu? Benim mi? Yok canım. Gagam alışık zaten bu durumlara guak. Demiştim. Seni mutlu etmek için yemek verecektim ama madem gagan alışık... Vermesem de olur yani. Ha, yemek mi dedin? Hani nerede? Olmaz olmaz, yemeliyim ha. Al bak. Harika kokuyor. Nedir bu? Fasulye. Fasulye mi? Bayılırım. Ben fasulyeyi ilk defa duyuyorum. Fasulyeye ben de bayılırım. Özellikle kuru olanına. Bir de ıslığa mı var? Fasulye taze ve kuru olmak üzere ikiye ayrılıyor. Ve ikisi de çok faydalı pisi. Buna yeşil veya taze fasulye denir canım. Yaz sebzesi olduğu için yazın yeriz. Bu da kuru fasulye. Kışın yenir. Laz ve ayranla harika bir yemektir. Fasulye bize enerji verir. Vücudumuzun gelişmesini sağlar. Kemiklerimizi güçlendirir. Yani fasulye yersen çok sağlıklı olursun. Fasulyeleri alayım da elinden. Hayatıma hoş geldin fotoğrafı çekeyim. Fasulye. Hayatım hoş geldin fasulye. O halde sen de fasulyeden tat, ben de topları alayım. Hey, aklıma harika bir oyun geldi. Nedir? Yakan top. Biber gibi yakan mı yani? İlahi kara karga. Oyunun kurallarına göre adı yakan top. Topa değen yanıyor da ondan. Hadi hadi oynayalım hemen. Şimdi size oyunu anlatıyorum. İki kişi karşılıklı duracak. Bir kişi de ortada olacak. Karşılıklı duranlar birbirine topu atarken ortadakini vurmaya çalışacak. Kim vurursa ortaya o geçecek. Hadi başlayalım. O zaman geç bakalım ortaya kara karga. Tuttum. Hadi ben sende. Tuttum. Hızlı pisi.
sen. Yakan tamam. Oh be, kaçamadım. Hadi kara karga, şimdi sıra bizde. Başla. Yakan top. Geç bakalım karşıma Pan. Başla. Ay. Beni değil, pisiyi vurman gerek kara karga. Vuramaz ki, vuramaz ki. Oh, sen de tutsaydın. At hadi. Şimdi görürsün sen. Top patladı yine. Bak. Gagan'ı her işe sokmasan olmaz. Ben oyundan değil, sizin atışmalarınızdan eğleniyorum. Atıyorum. Tutuyorum. Hadi yansana pisi. Vuramadınız ki. Şimdi vuracağım seni. Ben bir kurtulayım şuradan. Sana yapacağımı biliyorum. Tutun beni. Pan, Pan, eyvahlar olsun. Kara karga, durdurmalıyız Pan'ı. Ben ne yapmam gerektiğini biliyorum. Bekle Pan, seni kurtaracağım. Ay, başımıza kahraman kesilecek şimdi. Ama başka çarem yok. Çabuk ol. Geliyorum. Gagama laf edersin ha? İyi ya, iyi. Sersene döndüm. Başım dönüyor. Aman aman, yine yuvarlanma. Bana bak. Sen gel bakayım buraya. Ay. Ay. Nedir bu başıma gelenler? Of of. Şaşkın Pan. Tüm toplar patladı. Pisi topsuz, biz de oyunsuz kaldık. Evet. Çok üzgünüm Pisi. Hiç üzülmek olur mu Pan? Sen bana top için ağlarken ne dediğini hatırlıyor musun? Hı? Hatırlıyor gibiyim. Senin iyi olman önemli, top değil. Oh, kıskanıyorum ama. Tabii senin de kara karga. Siz benim için her şeyden daha değerlisiniz. Öyleyse kaçın bakalım, ben de sizi gıdıklayacağım. Öyleyse kaçın bakalım, ben de sizi gıdıklamadan. Bugün pisi hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Enginara mı? Fasulyeye mi? Bezelyeye mi? Evet, doğru, fasulyeye. Harikasınız. Şimdi kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir fasulye çizin. Düş yeri epe indir. En eğlenceli okul evine gelsin. Milli Eğitim müfredatıyla uyumlu eğlence dolu şarkılar... Klipler Düş Yeri App'te. Hemen indir.